Selamünaleyküm arkadaşlar. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. 5. sınıf İngilizce 2. dönem 1. yazılı hazırlık videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar videolarımıza oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Hem 1. dönem için hem 2. dönem için yazılı hazırlık videolarımız var. Orada size lazım olan videolardan faydalanabilirsiniz. Kanalımızda bazı kitapların cevapları da var. İnşallah elimizden geldiği sürece diğer kitapları da yapmaya çalışacağız. Videonun hızı sizler için hızlı veya yavaşsa oynatma hızından hızı ayarlayabilirsiniz. Tavsiye ve önerilerinizi yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Abone olup bildirimleri açarsanız paylaşmış olduğumuz videolardan haberdar olabilirsiniz. Tabii ki abone olup like atmayı unutmazsak çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Haydi bismillah dersimize başlayalım. Arkadaşlar, surname, bu isim, soy isim. Number, class, yani numara ve sınıfın. Mark da arkadaşlar aldığın not. Match the illness with the pictures. Yani resimler ile, bazen arkadaşlar şey çıkmayabilir, bakın Türkçe yazmayabilir burada. With the pictures, resimlerle hastalıkları, the illness hastalıkları eşleştir. Yani bu şekilde toothache. Arkadaşlar teeth diş demek. Hemen buradan yakalayın. Toothache diş ağrısı eşleştirdik. A. Geldim. Headache. Head baş demek. Baş ağrısı. Arkadaşlar buraya yazdık. Stomachache karın ağrısı. Onu da buraya yazdık. Broken leg kırık bacak. Kırık ayak. Kırık bacak. Onu da buraya yazdık arkadaşlar. D bölümüne. Geldim. Backache. Backache. Arkadaşlar sırt back arka demek zaten. Oradan da hatırlayın ki sırt ağrısı. Şu aç geldiği zaman arkadaşlar vücudun organlarına o ağrıyı belirtiyor. The measles arkadaşlar bu da kızamık. Onu da buraya yazıyoruz. Hadi buradan devam edelim. Boşlukları should ya da shouldn't kullanılarak doldurun diyor arkadaşlar. Should arkadaşlar bir tavsiye belirtirken fiilin başına geliyor zamirden sonra. Should, shouldn't da yine olumsuz yani bir tavsiye yani yapmaman gerekiyor. Bunu da yapman gerekiyor. Yapmalısın anlamında değil de hani daha kibar bir tavsiye. Shouldn't ise shouldn't ise yani yapmamalısın anlamında. Ama tabii ki bu must ve mustn't gibi değil. Must'ta biraz zorunluluk var arkadaşlar. Mustn't'ta yine zorunluluk var olumsuz anlamda yapmamalısın. Yani must yapmalısın. Mustn't yapmamalısın. Ama should'da tavsiye cümlesi. Mary has a cork. Yani Mary'nin öksürüğü var. Arkadaşlar has var demek. Has got, have got yapısını gördünüz. Got gelmese de. He, she, it de arkadaşlar has. I, we, you, they de ise arkadaşlar have geliyor. Bunu unutmayın. Yani he, she, it de has. I, you, we, they de ise yani çoğullar ve I ve you da have geliyor. He, she, it bu üçünde has geliyor. Diğerlerinde have geliyor. Bunu kodlayın. Öksürüğü var Mary'nin. She öksürüğü varsa arkadaşlar drink cold water. Drink içmek. Cold water soğuk su. Öksürüğü olan birisine soğuk su içmeyi tavsiye eder misiniz? Hayır. Soğuk su içmemelisin dersiniz değil mi? Soğuk su içmesen iyi olur anlamında çevirmeyelim ama soğuk su içmemelisin. İçmemen gerekiyor gibi de bir çevir olmaz. Soğuk su içmemelisin. I have a toothache. Benim diş ağrım var. Yani dişim ağrıyor. Biz bunu Türkçe'ye dişim ağrıyor diye çevirsek daha mantıklı. I have a toothache. Diş ağrım var. Burada you see a dentist. Yani bir diş doktoruna görünmelisin mi görünmemelisin? Diş ağrısı olan birisine should. Diş doktoruna görünmelisin. Should. Tavsiyemiz bu. Tim has a broken leg. Tim'in yani kırık bir bacağı var. Yani he go to school. Okula gitmeli mi deriz? Gitmemeli mi deriz? Shouldn't. Gitmemeli. Yani ayağı kırıksa istirahat edip dinlenmeli. Ayağı iyileşmeli. Shouldn't. Bakın go to school. He shouldn't. Gitmemeli. Yani go gitmemeli. To school. Okula. Tim has a broken leg. Tim'in kırık bir bacağı var. Geldik. We. Nokta nokta. Eat fruit and vegetables. Yani fruit meyve, vegetable arkadaşlar sebze. Sebze ve meyve yemek bu da. Sebze ve meyve yemeliyiz mi, yememeliyiz mi? Yemeliyiz arkadaşlar. Çünkü sağlıklı olmamız için bunları bol bol tüketmemiz gerekiyor. Should tavsiye. Yani şimdi burada bir zorlama yok. Tavsiye cümlesi var. We nokta nokta brush our teeth. Yani fırçalamak. Our bizim teeth diş every day her gün. Her gün dişimizi fırçalamalıyız.
should. Tavsiye cümlesi arkadaşlar. We nokta nokta watch TV too much. Too much. Too much çok fazla. Watch izlemek TV. Çok fazla televizyon izlemeliyiz mi izlememeliyiz mi arkadaşlar? Shouldn't izlememeliyiz. O zaman shouldn't. Bakın illa bazen bütün cümleyi tamamıyla anlayacağız diye bakmayın arkadaşlar. Kelimelerden bir şeyleri yakalamaya çalışın. Burada mesela go'yu mutlaka biliyorsun. School'u biliyorsun. İşte broken neck'i biliyorsun. Yani burada should mu koyacağım shouldn't mu? Yani şöyle dil hissetmektir. Yani dil bilgisi bilmekten daha önemli olan şey ben hep söylerim kelime bilmek arkadaşlar. Kelime biliyorsan orada az çok hani bir fikir üretebilirsin. Mesela işte sebze geçti, meyve geçti, eat, yemek. Hani burada yani bu mantıken senin mantığına işte faydalı bir şey mi? Evet faydalıysa o zaman should yani yapman gerekiyor. Yapmaman gereken bir şey ise shouldn't. Bunu akılda tutalım. Sorularla cevapları eşleştirin. Kutucuklara sorunun sayısını yazın. What type of movie is it? What type of movie is it? O ne çeşit bir film? Is it? O ne çeşit bir filmdir? Buradan arkadaşlar bir nerede geçiyor? It is an animation. Bakın it diye sorduğu için arkadaşlar bizim şey burada it diye başlayacak. Hemen şuradan yakalıyoruz. Bakın it is an animation. O animasyondur. Bir buraya geldi. Şuradan yakaladık. Who is your kim? Your favorite movie karakter. Senin film karakterin kim? Senin favori film karakterin kim? Arkadaşlar burada yine bakın. He is Keloğlan. Your favorite yani burada my favorite movie karakter is gibi bir cümle olsaydı yani şunu kökü olarak şöyle alabilirdim. My favorite movie karakter is de diyebilirdi ama direkt he is Keloğlan. Burada arkadaşlar ne yapıyoruz? 2'yi buraya yazıyoruz. O Keloğlan'dır. Yani bize bir kişi sordu. Yani burada bayan bir isim de söyleyebilirdi. She is de diyebilir. Yani pardon arkadaşlar movie karakter he is buradan bahsediyor. Bayan olsaydı she'li bir cümle kurabilirdi. She is farklı bir isim kullanabilirdi. What is the movie about? What is the movie about? Yani film ne hakkındadır? About kelimesini gördük. Hemen bir şey hakkında dememiz lazım. Film ne hakkında? Bakın about hakkında. The little blue smurfs. Yani küçük mavi şirinler. Yani küçük mavi şirinler. Smurfs şirinler arkadaşlar. Küçük mavi şirinler hakkında. Bize ne sordu? What is the movie about? Yani it is o about hakkındadır. The little blue smurfs. Bu about'tan yakalıyoruz hemen arkadaşlar. Bir de cümlemizin öznesinden burada buna da 3 dedik. What do you think about Shrek? Bakın Shrek hakkında ne düşünüyorsun? Shrek hakkında. Bakın Shrek erkek birisi. Bunu biliyoruz. O zaman him'den ben bunu yakaladım. Ve burada he'den yakaladım. Yani arkadaşlar he o demek him onu ona derken nesne olan object pronoun dediğimiz nesne. I like him. Onu seviyorum. Shrek'ten bahsediyoruz. I think. Düşünüyorum. He is funny. O eğlenceli. Onun eğlenceli olduğunu düşünüyorum. İkisini birleştirdik. Ondan hoşlanıyorum. Yani onu seviyorum. I think he is funny. Onun eğlenceli olduğunu düşünüyorum. O zaman ne oldu arkadaşlar? Bu da 4 buraya geldi. 5. What time is spy kids? Yani casus çocuklar. Ne zaman? Başlıyor. Yani ne zaman? Saatini soruyor bize. What time is Spy Kids on? Arkadaşlar zaman sorduğu için bize burada what time zaman belirten bir ifade olmamız lazım. Bakın burada bir saat belirtiyor. It is at 15. Yani saat 3'te. Ama şunu arkadaşlar İngilizler şunu çok kullanmıyor. Biz saatleri 24'e kadar söylüyoruz ama İngilizler 12'den önce olan saatlere AM sabah 12'den önce olanlara öğleden sonra olanlara ise PM diyorlar. Yani aslında burada it is at 3 PM olsaydı daha mantıklıydı yani şu ibare 03:00 PM yani öğleden sonra arkadaşlar geldik aşağıdaki soruları kendinize göre cevaplayın. What type of movie do you like? Yani sen ne çeşit film seviyorsun yani seviyorsun hoşlanıyorsun ne çeşit filmlerden hoşlanıyorsun veya seviyorsun anlamda. O zaman ben hemen buradan zamirimi arkadaşlar değiştiriyorum. I yapıyorum. Sen diye sordu. I. Bak zamiri değiştirdim. I like. Ne çeşit film seviyorsak arkadaşlar buraya hemen I like
Bakın, hiçbir film adını bilmiyorsan soruların içinden o film ismini animasyon buradan al, yaz bunu animasyon. Ya da farklı filmler yazabilirsiniz. İşte korku, horror, ondan sonra arkadaşlar komedi, bunları yazabilirsin. Yani bazen arkadaşlar çok sıkıştığınızda bir şey bilmiyorsanız mutlaka hani sorularda size yön gösterecek şeyler de bulabilirsiniz. Bunu da kullanmayı bilelim. What's your favorite movie? Senin favori filmin nedir? Senin favori filmin nedir? Şöyle diyebiliriz. It is favori filmin arkadaşlar böyle dedikten sonra it is ne diyelim? Aklıma şu an mesela hani bir film yabancı film olarak ne söyleyebiliriz? Favori filminiz yani şu an gündemde olan mesela en çok izlenen Uyanış Selçuklu. Yani bunu Türkçe olarak buraya yazabilirsin. It is Uyanış Selçuklu. Ya da işte farklı bir şey yazabilirsin. Yani Keloğlan yazabilirsin. Keloğlan filmi de var sonuçta. Gördüğünüz gibi. Who is your favorite movie karakter? Senin favori film karakterin kimdir? Burada yani eğer senin favori film karakterin arkadaşlar erkekse he ile başlayacağım. Bayansa she ile başlayacaksın. He is bakın burada var. He is Keloğlan. Ya da senin favori film karakterin Keloğlan değil de başka bir isimse buraya onu yazabilirsin arkadaşlar. Keloğlan değil de başka bir isim olsun. Yani Brad Pitt olabilir ya da işte ne bileyim başka bir film karakteri Türkler Kemal Sunal diyebilirsin. Farklı isim kullanabilirsin. Burada Keloğlan. Bakın yukarıda cevabı yine vardı. Geçtik. Aşağıdaki sıfatların zıtlarını yazınız. Sıfatların zıtlarını yazacağız arkadaşlar. Bu tarz sorularda önce bildiklerinizi yaparsanız arkadaşlar bilmedikleriniz yani alanı daraltmış olursunuz. Ve hani diğerlerini doğru yapma şansınız daha da artar. Şimdi gelelim. Beautiful. Güzel demek mesela. Beautiful. Diyelim ugly çirkin. Hemen onu buraya yazdık zıttını. Ugly çirkin. Sonra geldim. Kind kibar. Rude kaba demek. Rude kaba. Şimdi onu da buraya yazdım. Happy mutlu. Sad üzgün. Diyelim ki en bildiklerim bunlar da alanı biraz daraltmış olduk. Yani buradan baktın bilmiyorsun hemen diğer yerlerde. Hard working yani çalışkan, sıkı çalışan. Bunun zıttı arkadaşlar. Çalışmayan kişiye biz ne diyoruz? Çalışkan, tembel, lazy. Strong, güçlü. Weak, zayıf. Weak. Evet. Bunu da yazdık. Weak. Brave, Braveheart filmi vardı. Evet, sen bize burada mesela film sormuştu biraz önce. Hiç aklımıza gelmedi. Braveheart, Cesur Yürek filmi vardı. Evet, Brave, cesur. Burada biraz cesurun zıttı korkak. Coward. Coward. Evet arkadaşlar onu da buraya yazdık. Ve devam ediyoruz. Aşağıdaki sorulara kendinize göre cevap verin diyor. When is your birthday? When is your birthday? My birthday is diyebilirsin. It is diye cevap verebilirsin arkadaşlar. Bunun yerine it kullanabilirsin. Ya da soruya soruyla cevap verilmez. When'i attın arkadaşlar. Bakın yardımcı fiil başa geldiğinde soru yapıyordu. Başa geldi. Bu my birthday yazdım buraya. My birthday. Bu şekilde de cevap verebilirsin. My birthday yazdın. It is, he is demek aklına gelmedi. Aslında o daha kolay. It is demek. My birthday is next week diyebilirsin. Yani gelecek hafta. Next week. Ya da my birthday is on Saturday ya da işte on Monday pazartesi diyebilirsin. Bir ay söyleyebilirsin. Monday arkadaşlar pazartesi. My birthday in January yani Ocak ayında in January bu tarz arkadaşlar ibareler kullanabilirsin. Yani my birthday is tomorrow da diyebilirsin. Yani illa burada bir şeye bağlı kalacağım diye bir şey yok arkadaşlar. Tomorrow yani yarın misal. Burada ne demiş? Kendinize göre cevap verin. Yani hoca size kimliği çıkar bakalım. Yani senin yarın doğum günün mü? Demez arkadaşlar. Buraya mantıklı bir cevap verdiysen. Yani kimliği çıkar bakalım. Senin doğum günün pazartesi mi? Ya da gelecek haftamış mı? Ocaktamış mı? Demez. Geldik.
What do you need for a great birthday party? What? Ne? Do you? Arkadaşlar şu soru yapıyor artık. Do you need? Yani neye ihtiyaç duyuyorsun? For için. A great. Yani mükemmel. Birthday party. Yani büyük bir parti için neye ihtiyaç duyuyorsun? I need a cake diyebilirsin. Yani keke ihtiyaç duyuyorum. Yani pastaya ihtiyaç duyuyorum. Ya da işte hediyeye diyebilirsin. Gift diyebilirsin arkadaşlar. Sonra başka hani büyük bir parti için başka neye? Bence hani büyük bir parti için arkadaşlar ben arkadaşlara ihtiyaç duyarım. Yani hani benim mükemmel bir doğum günüm olacaksa hadi buraya bu keki yazdık. I need a big cake diyelim hatta biz buraya büyük bir keke ihtiyaç duyuyorum diyelim. Big cake. Bunu diyebilirsin. Yani bir kalıba bağlı kalmamak lazım. Şimdi gift olabilir. Sonra geldim. Yani I need my friends. Yani arkadaşlarıma diyebilirsin. En önemlisi aslında arkadaşlar bunu bile yazabilirsin. Arkadaşlarıma ihtiyaç duyarım. My friends. Doğru şıkkı seçin demiş arkadaşlar. Buraya geldik. I don't like horror films. Yani korku filmlerini sevmiyorum. I don't like. Hoşlanmıyorum, sevmiyorum. Horror films, korku filmleri. I think, düşünüyorum. They are. Yani scary, korkutucu, funny, eğlenceli, boring, sıkıcı, interesting, ilginç, scary arkadaşlar, korkutucu. Onların korkutucu olduğunu düşünüyorum. Geldim. The film starts at. Bak, the film starts at. Saatlerde at kullanılıyor. Bakın, bunu da evet, saatlerde at kullanılıyor. Starts at arkadaşlar. Burada bakın, yarım ifadesini biliyorsan, evet 4 arkadaşlar, bunu biliyorsan bu soruyu direkt half past 4 yani 4.30'da. 4 o'clock arkadaşlar 4. 2 o'clock yani 2. Quarter past 4 yani 4'ü çeyrek geçiyor. Cevabımız C şıkkı. He's a arkadaşlar clown, palyaço. Party hat, parti şapkası. Candle yani mum, ışık anlamında. Present de arkadaşlar ödül anlamında bir ibare. Ödül. Candle, mum, ışık. Party hat, parti şapkası. What kind of movie is ne çeşit film? Yani o ne çeşit bir film? Buradaki resmi arkadaşlar bize soruyor. Buradan şimdi it is a comedy. Komedi mi arkadaşlar? Hayır. Horror, korku. Karton, çizgi filmi mi? Hayır. Love story, aşk hikayesi mi? Hayır. Arkadaşlar ne? Korku filmi, horror. Evet. I think comedy films are, I think düşünüyorum. Komedi filmlerin nin olduğunu düşünüyorum. Nasıl olduğunu düşünüyoruz arkadaşlar? Komedi eğlenceli, sıkıcı, frightening. Bu frightening arkadaşlar şu kelimeyi şu an için şöyle diyeyim. Sözlükten bakalım yanlış bir cevap vermeyelim buna. Frightening, neşeli, eğlenceli, sıkıcı mı? Tam bunu hatırlayamadım. Frightening. Hemen şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Sözlükten bakıyoruz. Frightening. Ama cevabımız aslında arkadaşlar şu. Yani cevabı ben buldum. I think comedy films are yani funny. Yani komedi filmleri eğlencelidir. Ama şu kelimenin anlamını size vermek istediğim için buna baktım. Korkutucu. Scary de korkutucu demek. Yani scary ile eş anlamlı arkadaşlar bu. Yani bunun cevabı aslında funny. I think comedy films are funny. Exciting, ilginç, heyecanlı. Evet, devam ediyoruz. 6, 7, 8. sorular için aşağıdaki diyaloğu doğru tamamlayacak şıkları seçin. Diyaloğumuzu doğru tamamlayacak. Yani şimdi buradan what is the yani altın soruyor buna göre cevaplıyor. What is the nokta nokta with Tom? What is the with Tom? Tom'la nedir? What is the matter with Tom? Arkadaşlar Tom'un sorunu nedir diyor burada. What is the matter? Wash yıkamak, need ihtiyacı olmak, headache baş ağrısı. What is the matter? Bir soru kalıbı arkadaşlar. What is the problem? What is the matter with Tom? Yani Tom'un problemi nedir? Geldim. Betty.
Betty de he has a nokta nokta yani what should he do? He has a yani burada bir şey var bunun. What should he do? O ne yapmalı? Bakın burada da what should he do? Soru yaptı. Ne yapmalı? Yani tavsiye babında. 7. Runny nose, flu, headache, toothache. Evet, resme bakacağız arkadaşlar. Evet, resme bakıyoruz. Ben de dedim yani hani bunların hepsi bir an oldu. Resmi burada unuttuk. Arkadaşlar burada bir diş ağrısı var. Gördüğünüz gibi diş resmi var. O zaman yani running noise burun akıntısı, burun akması, flu, grip, headache, baş ağrısı, toothache, diş ağrısı. Toothache, what should he do? O ne yapmalı? He has a toothache. Onun diş ağrısı var. What should he do? O ne yapmalı? Geldim 8'e. He should cevap veriyoruz. Brush his teeth every day. Yani o her gün dişlerini fırçalamalı. Drive araba sürmek yani sürmek olmaz. Go gitmeli her gün yani olmaz. Play oynamak yani his teeth every day her gün dişlerini oynamalı. Her gün dişlerine gitmeli. Her gün dişlerini sürmeli olmaz tabii ki. Brush arkadaşlar. Ayların sıralamasında eksik olanı seçin. April, May. April, May arkadaşlar. April, May, June, July. January, February, March. April, May, June. Arkadaşlar hemen böyle takıldığınızda baştan sayın. O zaman size bir yol gösterecektir. Mevsimlerden eksik olan hangi şıktadır? Spring, bahar. Winter, kış. Burada ne yok? Summer yok arkadaşlar. Autumn'da arkadaşlar sonbahar. Burada olmayan summer mevsimlerden. Oktober ay, May da ay, Mart da aylardan birisi arkadaşlar. My birthday is nokta nokta April. Yani aylarda arkadaşlar başa 10 geliyor. Bize bunu soruyor. 10 third April. Yani 3 January, February, March, April. Yani benim doğum günüm 3 Nisan'da arkadaşlar. Bu proposition'ı kullanıyoruz. Yani yer yön zarfı diyelim. Bu şekilde devam ediyoruz. Aşağıdaki film türlerini resimlerle eşleştiriniz. Komedi resimlerle eşleştirirsek arkadaşlar komediye bir diyelim. Buradaki komedi hangisi? Recep İvedik burada. Bu. Karton film arkadaşlar baktığınızda iki numarada buna diyelim. Çizgi filmi. Karton burası. Horror korku filmi. Son durak. 3 korku filmi bu. Yani afişinden anlıyoruz arkadaşlar. İzlemedim son durağı ama. Animasyon filmi ise Shrek arkadaşlar. Burası. Buna 3 dedik. Buraya da 4 diyoruz. 4 burası. Science Fiction. Arkadaşlar Science Fiction bilim kurgu. Bu da 5 arkadaşlar. Onu da buraya eşleştirdik. Farklı olanı yuvarlak içine alın. Burada farklı olanı arkadaşlar bulacağız. Monday günlerden September ay, August ay, March ay. Monday arkadaşlar farklı olanı yuvarlak içine alıyoruz. Pazartesi demek. Yine science fiction, adventure, comedy, watch. Komedi film çeşidi. Adventure yani komedi. Adventure macera filmi. Science fiction arkadaşlar bilim kurgu burada geçti. Watch izlemek bu fiil. Geldik 3'e. Sunday, April, Wednesday, Friday. Şimdi bunlardan Sunday pazar, Wednesday çarşamba, Friday cuma, April arkadaşlar Nisan ayı cevabımız bu. Take care. Dikkat et. Take care of yourself. Watch out. Bu ibareler dikkat et. Hi, merhaba, goodbye, güle güle yani see you, görüşürüz. Bunlar hep bir selamlaşma ifadesi yani hani selamlaşma yani giderken tekrar görüşürüz anlamında. Bu take care arkadaşlar kendine iyi bak. Bir dakika şöyle bakalım. Acaba hi, goodbye, see you, görüşürüz. Ha, take care yani kendine iyi bak. Aslında arkadaşlar şuradaki merhaba anlamında biz karşılaştığımız kişiyle bunu kullanıyoruz. Diğerlerine
şey yaparken, vedalaşırken kullanıyoruz. Yani bu karşılaştığımızda selamlaşma ibaresi, bunlar ise vedalaşma ibaresi. Cat, kedi, clown, palyaço, balon, balon, gift, hediye. Burada farklı olan arkadaşlar diğerleri hep böyle bir hediye türü. Cat ise hayvan çeşidi, farklı olan bu. Resimlerle İngilizcelerini eşleştirin. Birthday cake is here. Yani birthday cake is here. Buraya dörde yazdık. Yani burada. Dance. Dance. Burası B. Clown, palyaço is here. Clown is here. C. D. Party hat. Parti şapkası is here. D. E. Candles. Candles yani mum, ışık anlamında candles arkadaşlar. Mum. Candles yani mumlar. S takısı var bakın sonunda. Candles is here. E. Balons, balons arkadaşlar, balonlar anlamında F burada. Present, hediye. Present yani gift de hediye demek arkadaşlar. Geldik G'yi de buraya yazdık, eşleştirdik. Ve diğer sorularımıza geçiyoruz. Aylardan eksik olanları doğru yerlerine yazın. January, Ocak. February, arkadaşlar Şubat. Hemen buraya yazıyoruz. February. Yan taraftan bakarak yazıyoruz. Eksik olanları sırasına göre February yazdık. Mart, Ocak, Şubat, Mart, March, April, Nisan. April, evet, yazdık April'i. Mayıs, June. Mayıs, Haziran, June. July, Temmuz. Ağustos ise arkadaşlar Ağustos, Ağustos. Evet, September, Ağustos, Eylül, Ekim arkadaşlar October, November arkadaşlar o da Ekim, Kasım, December ise Aralık. Bu şekilde bunları buraya yazacağız. Hemen yanda da vermiş, bizim için bir kolaylık sağlamış. Evet. Davetiyeye bakarak yandaki soruları cevaplayın. Davetiye diyor ki arkadaşlar, Dear Elizabeth. Yani sevgili Elizabeth, please come to my 10th birthday party. Please, lütfen come, gel to, yani my, benim 10th. Arkadaşlar bu 10. Şurada TH'yi gördüğünüzde 10. 9'da olsaydı bu 9. 10. Doğum partime, yani doğum günü partime gel. Date, tarih. 15th April, 15 Nisan'da. April, Nisan'da, 15 Nisan'da. Time, ya zamanı 6 p.m. yani öğleden sonra saat 6'da. Bizde 18.00 dediğimiz. Place, yer. At Star Cafe, Star Cafe'de. Love, Joe. Sevgilerle Joe demiş arkadaşlar. Who has the party? Yani kimin partisi var? Kimin partisi var arkadaşlar? Joe. Joe yazmış zaten bunu. Bak burada love, sevgiler Joe. Joe has the party. Direkt buraya arkadaşlar soru edatını atıyoruz. Bakın direkt bu has the party. Zaten cevabı başına getiriyoruz. Has the party. Soruya soruyla cevap verilmez. When is the party? Parti ne zaman? Party arkadaşlar. The party is on the 15th April. 15 Nisan'da. Parti ne zaman dedi? 15 Nisan'da. Bu şekilde arkadaşlar, the party is on the, yani burada arkadaşlar direkt bakın soru edatını attınız. Yani ondan sonra the party dediniz. Bu soru yapan izi aldınız, bu tarafa getirdiniz. Ondan sonra da şurada verdiği bilgiyi yazdık. What time is the party? Partinin zamanı ne zaman? Yani saatini soruyor bize. Yani burada direkt the party is diyebilirsin. It is diyebilirsin. Burada da hakeza it diyebilirdin. It is saatlerde ne geliyordu? At geliyordu. It is at
6 p.m. Yani saat 6'da. PM öğleden sonra. Where is the party? Parti nerede? Party. It is. Yine parti yerine burada it anlamını kullanıyorum. Cansız varlıklarda it kullanıyorduk arkadaşlar. Ya da the party ifadesini yine kullanabilirsin. Yani it yerine. It is. Nerede arkadaşlar? At. Bakın burada zaten direkt yazmış. Hemen at Star Cafe. At Star Cafe. Yani arkadaşlar bunlardan baktığımızda mesela işte bu 10. doğum günü. Doğum günü yakaladık. 10. doğum günü partime gel kam işte. Burada baktık. Date tarih 15 Nisan. Hemen April'ın ay olduğunu biliyoruz. 15'in 15 olduğunu zaten biliyoruz. Time zaman olduğunu mutlaka biliyoruz. 6. Saat 6. Burada da sorular cevaplarken hemen şuradan bakıp yani yazma eyvah ben ne yapacağım demeyelim. Yapabilirsiniz yapacağınızdan eminim. Hastalıkları önerilerle eşleştiriniz. I have a toothache. Yani benim diş ağrım var. Diş ağrısı olan birisine burada ne diyeceğimize bakacağız şimdi. You shouldn't eat chocolate. Yani bakın direkt burada you shouldn't eat chocolate. Çikolata yememelisin. I have a toothache. Diş ağrım var. Buna tavsiye veriyoruz. Biri arkadaşlar buraya yazacağız. Önerilerle eşleştireceğiz hastalıkları. Yani diş ağrısı olan birisine biz çikolata yeme deriz. I have a toothache, diş ağrım var. You shouldn't eat chocolate. Çikolata yememelisin. I have a sore throat. Yani boğaz ağrım var. Sore throat. Boğaz ağrısı olan birisine arkadaşlar ne deriz? Soğuk su içme deriz. You shouldn't drink cold water. Bunu da iki arkadaşlar buraya yazdık. I feel cold. Üşüdüm. Yani üşüyorum. Yani biz Türkçe'ye çevirirken arkadaşlar feel hissetmek demek. I feel cold. Soğuk hissediyorum demeyiz. Üşüyorum. Bu Arapçada da aynı bu şekilde arkadaşlar yeşuru eşuru fiili var. Onu da yeri gelmişken söyleyelim. You should get a blanket. Yani battaniye. You should get a blanket. Yani battaniye almalısın. O zaman arkadaşlar 3'ü de buraya yazıyoruz. Tavsiye verdik. I have a headache. Baş ağrım var. Baş ağrısı olan birisine genelde ne deriz? Ağrı kesici al, aspirin al. You should take an aspirin. Aspirin al. Yani aspirin almalısın anlamında tavsiye cümlesi zorunluluk değil yine bunu da hatırlatalım. O zaman bu 4'ü de buraya yazdık. Son olarak I have a backache. I have a backache. Sırt ağrım var. O zaman you shouldn't carry heavy things. Bak carry ağır. Pardon. You shouldn't carry taşımamalısın. Heavy ağır things ağır şeyler. Burada arkadaşlar diyelim ki carry'i bilmiyorsun, heavy'i biliyorsun ya da heavy'i biliyorsun, carry'nin anlamını bilmiyorsun. Bak bir yerden yakaladın. O zaman yani bunun sırt ağrısı olduğunu biliyorsan sırt ağrısı olan birisine taşınma dersin. Ya da işte ağır anlamında bir şeyli kullanırsın. Hepsini bilmene bazen gerek yok. Kelime bilmek çok daha önemli dedik. Dil hissetmektir. Bunu da buraya söylemiş olalım. Ya da burada yine her zaman söylediğim gibi en bildiğinden başlayarak işte alanı daraltabilirsin. İşte diyelim bunu yaptın, bunu yaptın, sonra bunu yaptın. İki tanesi kaldı. O zaman daha rahat diğerlerini bulabilirsin. The party is nokta nokta. Saatlerde arkadaşlar ne geliyordu? At geliyordu. Günlerde ise 10 geliyordu. The party is at 7 p.m. on Saturday. Party saat 7'de cumartesi günü. Yani party cumartesi günü saat 7'de. Evet arkadaşlar o zaman ne oluyor? At 10. Nerede bizim şıkkımız? Burada. Evet, bunu işaretledik. What is the fourth month of the year? What is nedir? Bak what ne? Is ne? Fourth, dört. Month, ay. Of the year. Yılın dördüncü ayı ne? January, February, March, April. Arkadaşlar. We must. Melimalı. Arkadaşlar should'un bu biraz should da tavsiye must da zorunluluk. Room for the party. Yani biz yani parti için odayı yani dans etmeliyiz. Odayı yapmalıyız. Düzenlemeliyiz. Dekore etmeliyiz. Order düzenlemek anlamı dekore. Dekorasyon. We must decorate
Arkadaşlar burada order aslında order'ın düzenleme anlamı da var da hani order sipariş verme anlamı buradaki daha çok böyle dekorasyon yapma yani hani partiye uygun yapma. We must the room odayı dekore etmeliyiz. For the party parti için odayı dekore etmeliyiz. Burada make hani pasta falan yaparken kullandığımız yapmak fiili dance dans etmek yani parti için odayı dans etmeliyiz demeyiz. Bu da sipariş vermek anlamında. Order bir de emir verme anlamı da var böyle askerde. Decorate arkadaşlar dekorasyon. Türkçede de kullanıyoruz. I go to my friend's birthday party. Yani I go to my friend's hani birthday party. Doğum günü partisi için anne doğum günü partisi için arkadaşlarıma gidiyorum, giderim demiş burada. Burada bize uygun soru edatını bakın sonunda soru var. Does I zaten bir kere does I olmaz do I olur arkadaşlar. Bu buradan gitti. Soruyu sorarken do I, do you diye sorarız. Does ne de gelir? Does she, does he, does it gelir. Geldik. Must I gitmeli miyim? Anne hani arkadaşlarımın doğum günü. Buradaki friends arkadaşlarımın doğum gününe gitmeli miyim? Böyle bir şey yok. Annesine giderim. Gider miyim anlamında sormaz. Ne diyecek arkadaşlar? Can diyecek tabii ki. Arkadaşlarım doğum gününe gidebilir miyim? Annesinden izin alırken. Can I go to my friend's birthday party? Can, gidebilir miyim? Can I go, gidebilir miyim? Nereye? To my friend's arkadaşlarımın birthday party. Doğum günü partisine gidebilir miyim? Arkadaşlar bir yazılı hazırlık videomuzun daha sonuna geldik. Öneri ve tavsiyelerinizi yorumlarda yapmayı unutmayın. Kafanıza takılan sorular varsa arkadaşlar mutlaka sorun sizlere en kısa sürede dönüş yapmaya çalışacağım. Kanalımızı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmazsanız memnun olurum. Şimdiden teşekkürler. Kendinize çok çok iyi bakın. Bütün sınavlarınızda sizlere başarılar diliyorum. Elimizden geldiği sürece sizlere yardımcı olmaya inşallah çalışacağız. Yapabildiğimiz bütün dersleri yapmaya çalışacağız sizler için. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Başarılar diliyorum.